Şimdi Avrupa Birliği açıkçası yani küresel sistemde yaşanan güç kaymalarına, dengelerde yaşanan dönüşümlere hızlı adapte olamıyor, ciddi tepki veremiyor. Hala 1990'ların, 2000'lerin dünyası varmışçasına hareket etmeye çalışan bir Avrupa Birliği var. Yani Türkiye'ye parmak sallayarak yaptırım tehditleri yönelterek Türkiye'yi hizaya çekebileceğini, Türkiye'yi istediği şekliyle yönlendirebileceğini dış politikada, iç politikada düşünen maalesef bir Avrupa Birliği var. Fakat o köprünün altından çok sular aktı. Yani 2020 yılında dünya bambaşka bir dengeye kavuştu. Burada da Türkiye gibi bölgesel aktörlere çok ciddi alanlar açıldı ve Türkiye son 5 yıldaki politikasıyla da bu süreci, bu dinamik süreci okuduğunu ve buna da ani reaksiyonlar, tepkiler verebilecek bir ülke olduğunu, bu esnekliğe sahip olduğunu hem dış politika açısından, planlama açısından hem askeri açılardan gösterdi. Avrupa Birliği ise kendi iç kavgalarına, ekonomik problemlerine efendime söyleyeyim, maalesef takılıp kalmış durumda. Evet, Türkiye'nin de ekonomik problemleri var. Bunu da kimse inkar etmiyor. Fakat Türkiye özellikle bu küresel, özellikle bölgesel alanda açıdan küresel politikada yaşanan dönüşümleri, güç kaymalarını okuyan ve buna tepkiler üretebilen bir ülke. Bunu Libya'da yapılan Türkiye'nin Libya'ya verdiği destekte de gördük, Suriye'deki operasyonlarda gördük, Irak'ta gördük, Doğu Akdeniz'de gördük. En son bakın yani bir yıl önce efendim söyleyeyim kimse bunu düşünemezdi dahi. Eğer birisi deseydi ki Karabağ'da Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan topraklarını özgürleştirecek, Karabağ'ın önemli bir kısmını Azerbaycan'daki kardeşlerimize de bunu söyleseniz onlar dahi buna inanamazlardı. Fakat Türkiye bu yaşanan dinamik süreci okuyarak bir anda resmi ters yüz etti. Ters yüz etti bu bölgede. Yani bunu görmemiz lazım. Ve çok tabii yani çok büyük bir başarı bu. Yani Ermenistan'ın 26 yıldır yapmış olduğu askeri yığınak tahkimat bölgedeki öyle basit açılabilecek tahkimatlar değildi bunlar ve Evet. çok ciddi kayıplar verseniz dahi aşamayabileceğiniz kayıplardı. Bölgenin hem coğrafi zorluğu askeri açıdan göz önünde bulundurulacak olursa fakat Türkiye'nin vermiş olduğu teknik destek de Azerbaycan ordusu bunu 44 günde bunu sonlandırdı. Yani bu çok büyük bir başarı. Bunu görmemiz lazım açıkçası. Peki hocam bir Dolayısıyla Avrupa Birliği Evet. de maalesef bütün bu süreçleri kenardan Hı okuyor. hı. İşte Fransa gibi aktörler müdahil olmaya çalışıyorlar. Hı. Onlar da müdahil olmak istiyorlar fakat bu müdahilliğin gerekliliklerini yerine getirmekten de kaçınıyorlar. Evet. Geçmişte Amerika'nın arkasına saklanarak gölgesinde çeşitli politikalarını gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Amerika'da çekilince tırnak içinde ortada kaldılar dış politika açısından baktığınız zaman. Evet doğru. Bir de son olarak hocam size veda etmeden bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi de var. Yani oradan işte yaptırım kararı tartışılıyor, konuşuluyor. Aynı zamanda işte Bakü'den oraya da verilecek mesaj ne olur diye sabahtan beri konuşuyoruz. Sizin bu konudaki yorumunuzu da almak isterim hocam. Yani buradan ben ciddi bir kararın çıkmasını çok zor görüyorum. Ciddi yaptırım Türkiye'ye yönelik olarak. Bunu sadece biz değil, Avrupalılar da birçok analist ve uzman da söylüyor. Evet. Çünkü Türkiye ve Avrupa Birliği her ne kadar ilişkileri gergin olsa da karşılıklı bağımlılık alanları çok ciddi olarak var. Dolayısıyla diğer ülkeler yani Fransa ve Yunanistan gibi dışındaki ülkelerin Türkiye'ye yönelik bu geniş jeopolitik denklemde Türkiye'yi dışlayacak bir lükse sahip değiller açıkçası. Ekonomik ilişkiler açısından da sahip değiller, güvenlik politikaları açısından da sahip değiller. Dolayısıyla onların bunu kabul etmeyeceklerini düşünüyoruz ve görüyoruz da.